Arkadaşlar merhaba, benim bu şampiyon. Bugün Street Fighter 5 Arcade Edition oynayacağız. Oyun gayet güzel, eğlenceli bir oyun. Ya Street Fighter genellikle zaten oynuyorsanız, yani yeniliklere de açıksanız biraz. Çünkü Street Fighter çok eskiden gelen bir seri, biliyorsunuz Street Fighter 1'den gelen bir seri. Street Fighter 5 bayağı grafik olarak iyi. Fakat oynanabilirlik olarak tabii birazdan zaten inceleyip göstereceğim size. Yani tabii ben eskileri daha çok sevdiğim için Street Fighter 1, 2, 3 eski versiyonları da daha çok hoşlaştığım için bu biraz değişik geldi ama bu biraz Mortal tadında olmuş diyebilirim. Neden diye soracak olsanız Story modu da var. Arcade modu var. Versus yani iki kişilik modu var. Arcade'de tek kişi oynayabiliyorsunuz. Challenge'lar var. Aynı zamanda antrenman modu var. Antrenman yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda da burada battle settings'lerinizi yani karakterlerinizi ayarlıyorsunuz. Ben sizin için bir arcade oynayacağım. Tabii nasıl oynayacağım? Burada mesela versiyonlar da var. Gördüğünüz gibi 5 skorlar çıkıyor. Ben Street Fighter 5 diyeceğim mesela burada. Round settings'inizi yapıyorsunuz. Match time'ınızı ve difficulty'yi belirliyorsunuz. Burada kaç round olacağını biliyorsunuz. Standart Street Fighter'da zaten 3 round var. 2 round alırsanız iş bitiyor zaten. Dolayısıyla match settings de zaten yaklaşık 90 saniye oluyor. 99 saniye. Difficulty'de ne kadar zorluk seviyesi istiyorsunuz? Easy mi, normal mi, hard mı? Ben normali tercih edeceğim. Bir gamepad oynamanızı tavsiye ederim. Ben Xbox'ın gamepad ile oynuyorum. Buna bir USB aparat bağladım. Kablosuz olarak çok rahatlıkla oynayabiliyorum. Tavsiye ederim. Çok daha aktif şekilde oynayabiliyorsunuz. Rahat oynuyorsunuz. Uğraşmıyorsunuz. Street Fighter 5. Deniyorum bakalım şimdi görüntü nasıl gelecek. Açıkçası ben de toplasanız bir kere falan açmışımdır oyunu. Çok da detaylı inceleyemedim. Karakterlere bir bakalım. Ryu var, Chun-Li, Mika, Rashid, Alex, Akuma. Akuma var. Menat, Falke, Cage. Bunları sepet gördüklerinizi parayla satın alıyorsunuz. Bunları Steam paket olarak satıyor. Ya yani DLC dediğimiz şeylerle satıyor. Ayrıca satın alabiliyorsunuz ama özlediğimiz karakterler Zangief işte. Gail falan var mı bakayım? Ken var. Vega var. Vega'yı hatırlarsanız eskilerden. Dawson var. Tabii Dawson da özenen karakterlerden ama ben tabii ki de Ryu'yu tercih edeceğim sizin için. Kostümünü seçebiliyorsunuz. İşte kostümü default mu olsun, story modu mu olsun gibi şeyler yapabiliyorsunuz. Tamam, ben bunu da seçtim. Şimdi benim Ready dedim. Bana bir otomatik bir rakip verecek. Tabii klasik Atari'de de olduğu gibi sizi uçakla hemen gideceğimiz arkadaşın ülkesine gönderiyor. Evet, karşımıza Menat geldi. Menat'ın ülkesine bizi şutladı. Şimdi oynayalım bakalım. Açılacak. Burada leveller vesaireler hepsi çıkıyor. Bayağı bir grafik olarak ciddi güzel yapmışlar. Göreceksiniz şimdi. Hadi bakalım başlayalım. Oo, bayağı da iyi oynuyor. Shoryuken yapayım bakayım. Oh, Hadouken'i de verdim. Oy oy oy. Oy. Böyle bir kafasına vurayım şöyle bir döveyim sizin için. Oh. Al kafana vurayım böyle. Heh. Normalde biraz basitmiş sanki. Dur bakayım. Yani döverim ben bunu ya. Oh. Kafasında kuşlar uçmaya başladı. Hop. Şöyle bir kendimi koruyayım. Oy. Evet. KO. Ve tabii ki de pataküte dövdüm kendisini. Grafik çok iyi. Grafikler çok iyi olmuş ya. Adamlar çok net gözüküyor. Bayağı da güzel gözüküyor. Şöyle bir kafasına da vurayım. Efektler de gayet güzel olmuş. Vurduğunuzda alevler çıkartıyorsunuz Akuma gibi. Şöyle bir değişik kickbox hareketleri yapayım. Oh, Shoryuken. Hadi bakalım. Oh. Şöyle bir kendisine dövdüm bayağı. Hop. Sizin için dövüyorum kendisini. Bak. Oynanabilirliği güzel bence. Şöyle bir kendisini yere vurdum bir. O bayağı bir feryat figan master diye bağırdı. You win. Hareketimizi de yaptık. Gayet de güzel görünüyor. Ve size puan veriyor, skor veriyor. İşte Vitality'm kaçmış. Şu an bir reward verecek. Hangisine versin diyor. Seçtim birini. Bakalım ne olacak. Sizin için pataküte böyle dövüyorum. Şimdi stage 2. Stage sizi atlatıyor aslında. Şimdi ikinci stage'e geçtik.
Bakalım kim gelecek rakip karşımıza. O bu Birdie diye bir abimiz geldi böyle. Ağzı dili dışarıda böyle bir değişik yani. Bakalım neler olacak. Ama grafikler çok iyi ya. Yani grafikler güzel de tabii eskiyi arıyorsanız değişik tabii. Bakalım. Fight. Bu abiyi ben döverim. Ben çok rahat döverim. Bakayım. Bu abi. Şöyle bir kendisine bakayım. Oh hadouket. Hop hop hop. Hop. Şöyle bir pataküte. Oh. Oh şöyle bir ikili combo yaptım kendisine. Oh bu abi kızgın bir abi ama sen kiminle dans ediyorsun kardeşim? Karşında senin Ryu var. Öyle kolay kolay. Oho Ryu duvara soktu. Çok iyiymiş. Enteresan efektleri var. Bakalım ikinci roundda ne yapacağım? Klasik Street Fighter'ın ikinci roundları biliyorsunuz. Sinir stres sahibi eder. Evet daha oho. Oh. Yerden kaldırmama olayı yapmaz inşallah. Oh. Şöyle bir döveyim. Oy oy oy. Oy. Oyum. Evet. Hop. Vay be adamı. Koca adamı çevirdim ya. Evet biraz niye mal gibi durduysam. Dur bir dakika. Hızlanayım biraz. Bu abi zaten yavaş. Shoryuken yapayım. Oy. Oy. Evet. Oy. İyi damage vurdu yalnız bana. Evet son anda. Yalnız iyi vuruyormuş. Yani bir tane vurdu yarısı boşa gitti bana yani. Bayağı iyi vurdu yani. Evet you win dedi klasik. Yine her zamanki hareketimizi yaptık Ryu'yla. Ve kim gelsin? Şu Karin gelsin. Böyle Karin ablamız gelsin karşımıza bakalım. Karin ablamıza karşı neler yapabileceğim sizin için. Stage. 3'e gittik. Japonya'daymış bu abla da. Chun-Li'nin kan keitası galiba. Bakalım. Oo. Bakalım bunda sıkıntı hareketler olabilir. Yani beni pataküte böyle bir dövebilir bir ablamız gibi gözüküyor. Ama bakacağız, göreceğiz tabii. Elimden geleni yapacağım sizin için. Bir stage oynayayım yine. Fight. Bakalım. Yumrukları maşallah demir yumruk yani. Mike Tyson gibi. Oy. Evet şu hareket bayağı güzel. Depükleme hareketi. Oh! Ablayı bayağı bir şöyle bir oh! Oh abla başladı. Şöyle bir kafasına. Eyvah. Oh. Kıpırdatmıyor. Ortalık karışıp düzen bozulacaktı ki ben son anda da vurdum. Abla vuruyor bütün şişeler sekmeye başlıyor falan. Ama Mortal kadar iyi değil grafikler tabi. Yani Mortal'ın bence daha iyi grafikleri. Ama bu Street Fighter için gayet iyi bence. Yani Mortal'la kıyas olmaz yani. Bakayım şöyle bir dövüyorum bunu. Hop. Şöyle bir Shoryuken yapayım. Oo güzel bir hareket yaptım ona. Böyle bir depükledim sizin için. Hop ve perfect. Hiç kıpırdatmadım. Hiç sıfır kıpırdatma ve kendisi yeri bir kere bir de dalip almadan Ryu'yla gayet güzel dövdüm kendisini. Bu roundda kendisini pataküte yendik. Hızlıca puanlarımı alıyorum ve kemiği istiyorum. Bakalım kemiğe gidecek mi? Göreceğiz. Evet, stage 4'e geldim. UK. Bu arada oyun Steam'de uygun fiyatlı. Yanlış hatırlamıyorsam 60 lira gibi bir tutarı vardı. Yani Steam'den bu oyunu alabilirsiniz. Ama indirim yakalarsanız yarı yarıya falan düşüyor. Capcom bazen %50 yapıyor. Oradan da kapabilirsiniz güzel bir durumda. Şimdi şu kemiği bir dövebilecek miyiz bakalım. Kemi biraz gay karışımı bir abla olmuş. Bir yeşilli meşilli. Hadi uketimi yersin kemiciğim. Oo ablacığım bana vurdu. Şöyle yerde durursan ben seni pataküte yenerim abla. Şöyle depüğümü de yersin. Heh, ağzına. Şu köşeye sıkıştırdım seni. Şöyle iki tane daha hop. Köşeye sıkıştırdınız mı bu iş olur. Bu abla full koruma yarıyor. Bir değişik bir ablamız ya. Evet. Yani
Bunlar biraz basit kaldı şimdi. Zangief falan gelince, Gael falan, bunlar sıkıntı olabilir. Yenince de arkadaş yine göbek atmaya başladı, böyle eğlenceli olmuş. Bakalım. Oh, kafasına kafasına. Ya bir elense çekeceğim de yakalayamıyorum kendisini. Oo, çok güzel vurdum. Ay, yapamadım. Komba yapacaktım. Hop. Evet, bayağı bir kafasını döndürdüm onun. Şöyle depükledim ve yere çaldım kendisini ve tabii de bunu da yendim. Dediğim gibi gamepad'le çok daha rahat oluyor. Çok daha rahat yeniyorsunuz. Tavsiye ederim. Sizin için Yuri'yi isteyeyim. Yuri gelsin. Bakalım Yuri'yle neler yapacağız. Yuri'ye karşı. Ama Ryu bayağı iyi bir karakter. Yani. Şimdi Blanka falan varsa, onlar da gelirse bayağı sıkıntı. Mesela bu Rusya'daymış. Rusya'dan da Zangief vardı benim hatırladığım. Eskilerden Zangief geliyordu. Değişik bunlar. Yeni karakterler. Dolayısıyla böyle değişik gelebilir size ilk başlarda açıkçası. Bakalım neler yapacağız. Round 1. Fight. Ablacığım morlu bir abla bu. Oo, bir elektrikli merkezi bir böyle bir yoga moga yapıyor. Yerden kalkmıyor bu abla. Şöyle bir kendisini şöyle bir shoryuken kendisine evet bir shoryuken yaptım. Oy oy. Evet, şöyle bir sersemlettim kendisine, hop. Şöyle bir de yere çaldım kendisini bir güreş hareketiyle. Dolayısıyla işini bitirdim. Bakalım ikinci rounddayız. Hop. Oy, oh. Abla nefes aldırmayacak bize galiba. Ama benim hızlanmam lazım, evet. Oh, bir depükledim ben de onu. Abla bir garip oynuyor ya. Böyle böcek gibi yerde abla sürekli. Ben de sürekli yerden vuruyorum kendisine. Aynı anda birbirimize vurabiliyorsunuz. Dikkat edin o yüzden. Oh, sütun ettim kendisini. Şöyle bir de... Ablacığım kaçıp durma. Bak yere çalarım seni un çuvalı gibi. Evet. Çaldım yere. Arkada ayı da seviniyor. Oo, yapıyor. Bayağı bir değişik olmuş. Siz kazanınca arkada dünya kim varsa cümbür cema coşuyor, eğleniyor böyle. Yani bonus stage isteyeyim bir de. Bir de bonus stage istiyorum. Burada evet. Perfect bonus alınca falan. Arcade modla ilgili tipleri falan anlatıyor size. Aa, bu bonus stage'de bu abimiz geldi. Ama da bonus stage'de araba dövüyorduk ya. Neden bu geliyor ki? Ana! Ha, bu abiye bir de bunlar destek oluyor. Bak 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 bak. Aa, bir dakika la, ben bunu... Ha, bunları da dövüyorsunuz. Bak güzel. Ula bu çakal bunları atıyor. Oy oy oy. Evet. Anladığım kadarıyla burada kutuları da dövüyordunuz. Normalde araba döverdik biz burada. Aa bak, biz çöktü. Secdeye geldi. İmana geldi çocuk ya. Vallahi direkt indi aşağı. Kimi isteyelim? Uryen'i isteyelim mesela. Uryen gelsin. Bakalım neler yapacağız Uryen'e karşı. Yani bakalım. Değişik ya. Araba dövme daha iyiydi bence ya. Arabayı böyle pataküde dövüyorduk. Güzel oluyordu ya. Street Fighter'ın efsanesi odur. Bonus stage'ler her zaman onu verdi aslında. Bakalım Uryen'i. Uryen de maşallah tipi çok fazla. Ne böyle beyaz saçlar falan. Bir değişik olmuş. Bakalım. Oo, abimiz takım elbise. Cantip abi. Bakalım. Şöyle bir kendisini dövebilecek miyim? Evet. Oh abi döpük atıyor. Evet şöyle bir. Ağzına vuruyorum abi. Oo, oh, oy, 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 oy. Haydi bakalım bir verdim coşkuyu. Yumrukları. Oy vallahi un çuvalı gibi attım. Galiba trig ediyorum. Sol aşağıda aynı Mortal'daki gibi leveliniz doğduğunda size bir iman gücü veriyor. O iman gücüyle de pataküte zaten yumrukları bir anda Ryu'nun elektrikli oldu. Gördüğünüz gibi demin. Allah.
Bakayım. Bu abi biraz uğraştıracak bizi galiba. Lan! Akıllı ol, adam ol bak. Ağzına vururum bak kürekle. Bir de böyle uzaktan geliyor da. Yürü bakayım. Abi 5 oruyken yapamadım. Lan! Uzaktan geliyorsun bak, asabımı bozma. Evet, aduketimi yersin. Yallah. Lan evet. Sürekli o adamı bara yapıştırdık. Yani bayağı. Juvin dedi. Stage'ler bitmiyor. Poison geliyor. Bakalım Poison'da neler yapacak. Sizin için hızlı hızlı dövüyorum hepsini ki görün bütün karakterleri diye. Stage 7'ye gelmişiz. Amerika'daymış bu ablamız. Bakalım. Poison. Değişikmiş. Şapkalı mapkalı, pembişli böyle. Şeker kız kendi bir ablamız gibi gözüküyor ama bakalım. Dövüşte de aynı şekilde yapabilecek mi? Oo, abla parti vermiş ya. Bu ne ya? Oo, abla kırbaçlı falan bu. Tehlikeli bir abla belli. Yani çok normal bir ablamız değil belli. Baksana. Garip, değişik böyle. Belli zaten demiştim. Bu normal durmuyor. Şimdi ben kendisine gerekli muameleyi yapmam lazım. Bu kırbaçlı mı başı? Oo, bu bayağı bir iyi. Yok abi, bu nedir lan? KO. Vaa. Arkadakiler de dans ediyor. Şerefsiz ahlaksızlar ya. Kepaz adamlar ya. Dur bakayım. Bunu kıpırdatmamız lazım. Abi bunu nedir ya? Sen bir kendine gel abla. Ya ooo. Almış eline kırbacı. Abi. Yok, biz bunu yenemeyiz ha. Çok zor. Üstün etti beni. Abla sürekli combo çekiyor ya. Ve elindeki kırbaç işi bitiriyor. KO. Abi mümkün değil. Çok fazla combo çekti. Elindeki kırbaç işi bozuyor. Çünkü yakınına giremiyorsunuz. Yakınına sokmayınca da o abla bize şekil yapıyor. Oo, you lost dedi. Öpücüğümüzü attı. Teşekkür ediyoruz ablacığım. Continue. Ya klasik Street Fighter. Continue diyelim. Bir daha bir dövme şansımız var mı? Bakalım bir dövecek miyiz? Hadi bir deneyeyim. Ama yenemeyeceğiz gibi yani. Bu abla bayağı bir seri. Yakınına giremiyoruz. Yakınına giremeyince de bu abla bizi pataküte yendi gördüğünüz gibi. Uzaktan kırbacı bastı. Kendimize getirdi. Ondan sonra başa döndü zaten. Bir daha karakter seçmek istiyor musunuz aynı yerden dedi. Bu sefer Blanka falan yok mu ya? Ben Blanka'yı Mr. Bison. Bison'ı seçeyim. Sizi de Bison'ı göstereyim. Psikopower yapayım. Stage 7'den. Bakalım. Devam edelim. Bu sefer Balrog geldi. Balrog eski bir karakterdir. Boksördür. Ve yumrukları da sağlamdır. Ama Bison da eli tutuyor. Klasik. Klasik Mr. Bison. Round 1. Bison Yoda duşunu yaptı. Bison'ın klasik bir hareketi vardı. Bakayım. Çözebilirsem. Heh, şu hareket ha. O klasik bir harekettir. Yerden kaldırmaz adamı. Dur bakayım, ben deneyeceğim bir daha. Oo. Oh, Balrog da. Bison vurdu mu milleti morartıyor. Yani her böyle bir. Baksanıza adam Yoda gibi bir ele kasları tutuyor. Bir değişik yani. Bir deneyim daha bakalım ikinci roundumuzu. Şu benim... Oh! Komboları gayet iyiymiş bence. Ki Balrog da iyidir yani. Balrog niye vurmuyor anlamadım. Balrog bir pasif vurur ha. Ya da biz çok iyiyiz. Oy oy oy, tövbe bismillah. Adamı 360 çevirdik. Vallahi un çuvalı gibi dövdüm adamı. Yani Balrog yani Hüsamettin kese kağıdı oldu. Dağıldı yani. O saçlarını tarıyor ve şapkasını geçireyim.
Bison duruşunu yapıyor klasik. Evet. 30 bin puanı da kaptın diyor. Bir daha Fang'a gidelim bakalım. Ama bu yani Bison'la bu ablayı yenebilirim belki. Ama o Siktir ablayı diyorum ya. geciktirdi. Herhalde sonlara doğru verecek o ablayı. Bir değişikti hakikaten Amerikalı ablamız. Bu sefer Fang'a verdi. Fang da bir değişikmiş gözlüklü. Böyle bir fantastik bir abimiz. Bir değişik yani. Dur bakalım. Bizi bir dünya içerdi. Hadi bakalım. Bison'un Fight. arenasından mı oynuyoruz sanki? Bu abi de bir garip İspanyol galiba böyle bir. Evet şu hareket çünkü çok sağlam bir hareketti. Oy lan. Ha şöyle bir yerden kıpırdatmam. Aynen bu hareket klasik bir harekettir. Bison'ın Street Fighter böyle birden ikiden beri geldi. Abi arkada oynuyorlar ha çok iyi ya. Allah'ım Street Fighter 2'den beri geleneksel hareketi. O hareketi bulursanız kıpırdatmazsınız. Bakayım. Yine deneyeyim bakayım. O hareketi yaptım mı güzeldi ya. Dur bakayım demin yaptım. Bak 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 bak. Bu abi de fena değil ha. Vurdu mu? Vuruyor yani. Köşeye sıkıştırdım. Sizin için depüyü veriyorum kendisine ve işini bitirdim. İşini bitirdim. Bu da bir çığını attı. Birazdan Stage 9, Stage 10'da zaten Arcade'i bitireceğiz gibi bir yer var. Cage diyor, Ed diyor. Cage'i isteyeyim ben. Zaten 9. Stage'e geldik galiba yanlış hatırlamıyorsam. Birazdan göreceğiz. Evet, 9. stage'e geldik. 10 stage zaten. 10. stage'i de aldığımızda Arcade'i bitiriyoruz. Bakalım ne olacak. Abi de maşallah. Tövbe bismillah. Bu nedir ya vallahi. Aa, dişleri bir garip, saçları bir garip. Kollar maşallah steroidden görünmüyor. Çok iyiymiş ya. Dur bakalım ne yapacağız. Hiç görmediğim Street Fighter karakterleri. Fight. Abicim sen bir dur lan. Lan akıllı ol. Bison'cım Bison da kafayı yedi. Ve konsantre oldum. Köşeye sıkıştırdım. Yani bir sıkıntı bir tip belli. Köşeye sıkıştırdın mı kıpırdatmayacaksınız. Olayınız bu. Ay Shoryuken'i bastı. Bu bir karışık ya. Ryu karışık bir Ryu'ya benziyor bu adam. Ben yine Mizen klasik hareketini yapıyorum. Ayde. Ya Allah ya Bismillah dedim. Veriyorum coşkuyu. Al bakalım Süleyman dedim ve Kano. Vallahi gök delindi. Hareketimi yaptım. Duruşumu yapıyorum. Bison duruşumu. Yuvin. Allah ne verdiyse böyle bir fatality gibi. Mortal'daki fatality gibi oldu. Sonda da Ryu geliyor. Ryu biraz sıkıntı. Ryu bizi yerden kaldıramayabilir. Bakalım ne olacak. Area. Hadi bakalım. Spotlar açtı ve Ryu geldi karşımıza. Yani bizi Shoryuken yaparak. Shoryuken yapacak büyük ihtimal. Korkuyorum ama bakalım. Bison'da küçümsemek lazım. Bison'da bayağı iyiymiş bu arada. O şeklini yapıyor bize. Bison'da yine şeklini yaptı. İşte yakınına girersek bu abi biraz sıkıntı. Lan! Yedik ağzımıza. Ketleri bastı. İşte Shoryuken'lere başladı. Evet şu kaydırma hareketini yapıp
Onu sıkıcı. Evet, köşede bir salağa bağlattım kendisine. Sıkıştım. Eyvah. Kendi kendime köşeye girdim. Evet. Vah. Son dakika. Az daha ona yem oluyordum. Bir patlasaydı bana, bitiriyordu işimi. Arkada dayılar böyle oynuyor falan. Eğlenceli. Hadi bakalım. Ah, Shoryuken ne açtık, bismillahirrahmanirrahim. Lan! Şanam. Şerefsiz koruyor kendini ya. İyi koruyor. Evet. Köşeye sıkıştırıp yerden kaldırmayacağım. Hiç şansın yok diyor. Seninle uğraşamam. Lan ne? Unçuvalı. Allah! Köşeye bizi soktu. Bu çok hayırlı değil. Lan! Evet. Ya Allah ya, bismillah diyoruz. Ne varsa vuruyorum. Un çuvalı gibi herif ya. Aa! Vur vur, ölmedi. Herif 2 saattir böyle koruyor kendini ya. Çıldırttı beni. Evet. Aa, you win dedi. Ve Bison win. Bakalım ne olacak. Hepsini dövdüm diye düşünüyorum. Bazı daha ne verecek? Evet. Güzel oyun bitti galiba. Bison'la ilgili şöyle yerden gökten hareketini yapıyoruz Bison. Vay 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 vay. Güzel. Oyun bitti sanırım. Market bölümünü komple bitirdik gibi duruyor. Bir video oynatacak mı diye bekliyorum ama ilk defa bitirdim açıkçası. Yani dolayısıyla yani ne olacağını tam ben de bilmiyorum. Bekleyelim bakalım ne gösterecek. Yine menüye atabilir. Ya da bir kısa bir video izletebilir belki. Onu da göstermiş olurum size. Yani ilk oynayışıma göre gayet iyi dövdüm diyebilirim. Yani normal modda oynadım. Gerçi öyle çok easy modunda falan da oynamadım da. Hard'da bayağı zorlayabilir. Çünkü bazı karakterler, demin mesela gördüğünüz Amerikalı abla bayağı sıkıntıydı. Abla kırbaçla vurdu da vurdu bize. İşimizi bitirdi. Thank you for playing dedi. Ve karşımıza ne gelecek bakalım, görelim. Ve oyun başa döndü. Dolayısıyla Street Fighter 5 ile ilgili size böyle anlatacaklarım, Arcade ile ilgili bu kadar. Story modunu da oynayabilirsiniz. Versus da arkadaşınızla eğlenceli anlar yaşayabilirsiniz. Challenge modlarıyla ve antrenman modlarıyla da tuş kombinasyonlarını geliştirebilirsiniz. Bir gamepad ile oynarsanız sizin için daha iyi olur. Söyleyeceklerim bu kadar. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Ve videomu beğenirseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere.